video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yeni gelecek craft sistemi hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Yarım saatlik bir süre içerisinde biliyorsunuz resmi yayın buçuk 3 saat kadar sürdü. Ben bu tüm bu bilgileri, önemli olanları 30 dakika içerisinde size vermeye çalışacağım arkadaşlar. Ve anlatırken sondan başa doğru anlatacağım. Bu şekilde sanki daha rahat e, anlaşılabilir olacak video diye düşünüyorum. Şimdi Rise Online'a abi takı yapımı, silah yapımı e, ve zırh yapımı gibi e, özellikler eklenecek önümüzdeki günlerde arkadaşlar. E, mesela böyle bir görsel paylaşıldı. E, konuda bu arada ben gösterdiğim tüm bu görsellerin vesaire linkini videonun açıklama kısmında bırakıyor olacağım arkadaşlar. Siz de daha sonradan kendiniz detaylıca inceleyebilirsiniz. Şimdi mesela takı yapımı en çok merak edilen öyle değil mi? Çok şimdi overall geçeceğim. Sonrasında detaylıca anlatacağım. Mesela sen git gitceksin, travelers earring yapmak istiyorsun ve belli bu parçaları bir şekilde bir araya getirip birleştirmen ve bunun sonucunda da e, travelers earringi üretmen gerekiyor. Yani bu ne demek oluyor? Artık gidip işte farm yapıp vesaire canavardan çıkarmak yerine ya da pazardan çekmek yerine bu itemi kendiniz de e, üretebileceksiniz, üretip satarsınız veya artık e, karakterinize direkt takabilirsiniz. Ama bunları nasıl yapacağız? Şimdi bunlara geleceğim. Şimdi öncelikle takı yapımı için mesela ne gerekiyor? Jewel Crafting istiyor arkadaşlar. Jewel Crafting mesleğimizi bizim geliştirmemiz lazım. Bakın şöyle bir de görsel var. Bu Jewel Crafting peki nasıl gelişiyordu? Hemen onu da hatırlayalım. Ee, Rise Online'da Gathering ve Crafting olmak üzere iki farklı meslek türü var diyeyim arkadaşlar. Şimdi Gathering toplayıcılıklar, Crafting de üretim aşaması. Şimdi genel, genel mantık olarak Gathering yaparak bir şeyler topluyoruz. Ve bu topladığımız şeyleri bir şeylere dönüştürmek için crafting yani meslek gerekiyor arkadaşlar. Mesela örnek olarak fishing'de biz balık tutuyoruz. Balıkları bir yere getirerek yemek yaparsak cooking'imiz ee, gelişmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi jewel crafting'e baktığımız zaman jewel crafting arkeoloji istiyor arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Biz arkeoloji yaparak bir şeyler toplayacağız. Birleştirerek bunlardan bir şey üreterek jewel crafting'imizin seviyesini arttırıyor arkadaşlar. Jewel Crafting'de baktığımız zaman mesela 12 level'a geldiği zaman Jewel Crafting e, mesleğimiz artık ilk takılarımızı yani küpelerimizi yapabiliyor olacağız. Aynı şekilde atıyorum 20 level'a geldiğinde de 18 level'a geldiği zaman pendantları yapabiliyor olacağız. Ve bunlar rare takılar için. Ama baktığımız zaman mesela 34 level yaparsak böyle bayağı hayatsız olursak ve bunları yaparsak abi e, 36 level'da unique e, yüzükleri yapabiliyoruz gibi gibi yani her türlü takiyi craft ile yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama yapımı kolay mı? Hiç de kolay değil hatta zor. Bayağı zor diyebiliriz. Zaman anlamında çok zor diye düşünüyorum. Şimdi şöyle gideceğim. Tek tek hangi takı için ne gerekiyor onlara bakacağız. Ve hangi parçayı nereden elde edebiliriz. Onu açıklıyor olacağım arkadaşlar. Şimdi Traveler's Ealing e baktığımız zaman bir kere Basic earring diye bir şey istiyor abi. Şimdi oyunda basic earring ya da ne bileyim yüzeye baktığımız zaman basic ring. Başkasına işte necklace yani kolyeye baktığımız zaman zincir istiyor abi. Çok mantıklı bu arada istediği şeyler. Bunları nasıl elde edeceğiz? Abi oyunda Rise Online'da biliyorsunuz Golden Ring gibi, Silver Necklace gibi para etmeyen 7 dex, 8 dex ya da 7 HP, 5 HP falan veren bazı takılar var. Bunlar şu an kırılmıyor. Ama bu gelecek güncellemelerle beraber bunları kırabileceğiz. Nasıl e, armor kuruyoruz içinden e, şey atıyor. E, armor şart atıyor. Rare armor şart atıyor. Aynı şekilde bu dandik küpeler, yüzükler bilmem neler bize basic earring, basic ring vesaire atacak. Yani yüzük kırdırırsanız basic ring atacak içinden. E, küpe kırdırırsanız basic earring atacak arkadaşlar. Bu parçayı çok basit bir şekilde elde edebileceğiz yani. Mesela int takılar çıkıyor çöpe atıyoruz ya biz şu an normalde. Kimse kullanmıyor diye. Ama onun yerine int bir yüzük çıktığı zaman ben onu kırdıracağım. Ve basic ringi alacağım. Ve küpe yapımında artık onu kullanabileceğim arkadaşlar. Şimdi ilk parça böyle. Bu çok basit. Bu da çok basit. Şimdi bunu da anlatayım. Şimdi rare aksesuar şart diye bir şey geliyor abi oyuna. Bu mükemmel bir şey. Bu da aynı basic earring gibi. Ama böyle dandik takıları değil de rare takıları kırdığımızda alabileceğimiz bir şey. Mesela gittiniz bir tane Magus Earring kırdırdınız, içinden 1 ile 3 arasında Rare aksesörü şart edecek arkadaşlar. Kırdırma nasıldı diyenler için e, envantere girdiğiniz zaman sol altta e, ne yazıyordu bilmiyorum, Dismantle mı yazıyordu, bir şey yazıyordu. Onu bastığınız zaman e, itemi kırabiliyorsunuz o menüden zaten. E, magus, yani bu çok güzel bir şey. Neden? Çünkü mesela Magus Earring, Steel Earring bunlar hiç para etmeyen şeyler arkadaşlar. Çıktığı zaman alıcısı da yok. 500 kabile deseniz alıcısını pek bulamıyorsunuz arkadaşlar. Ama artık bu takılarda en kötü takmasak bile kırdırıp rare aksesörü şardı çevirebileceğimiz için ve diğer takıları yapmak üzere kullanabileceğimiz için bunların da değeri artacaktır. En azından çöp olmayacaktır. Çıktığı zaman Allah kahretsin demeyeceğiz. Diyebilirim en azından. Şimdi dediğim gibi bunu dandik takıları kırdırarak elde ettik. Bunun da rare takıları yani maksimum iki tane rare takı kırdırdığın zaman en az bir tane atacağı için her birinden bunu da bu şekilde halletmiş olacağız. Şimdi Zurnan'ın zırt dediği yere geldik arkadaşlar. Ee, bunu demeden önce de abi göreceksiniz anlayacaksınız zaten ama mining aşırı önemli arkadaşlar. Mining ve arkeoloji e, aşırı önemli olacak bu yeni craft sisteminde bilginiz olsun. Yani ben mining'e bayağı önem vermeyi planlıyorum. Tabii ki de ilk önceliğim muhtemelen arkeoloji olacak arkadaşlar. Şimdi silver'a baktığımız zaman burada silver diye bir şey Bu silver nereden çıkıyor abi diye soracak olursanız ki muhtemelen soruyorsunuz. Arkadaşlar burada yok. Bakalım şurada mı vardı? Evet burada vardı. Şimdi biz mining yaptığımız zaman yani mining ne demekti? Bildiğiniz taşları kırıyorduk. Eee yani madencilik yapıyoruz. Madenciliği nasıl yapıyorduk? Bu çapalarla yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi biz bu çapalarla zaten oyunun ilk iki ayında, iki buçuk ayında vesaire yollarda, yerlerde böyle tamamen rastgele şekilde işte copper mine, iron mine, titanium mine, gold mine gibi şeyleri görüp bunları toplayabiliyorduk. Elimizde eğer bunlardan biri varsa bunları da Taron'dan satın alabiliyorduk zaten. İşte bu 10 kaydı, bu 100 kaydı, bu BM'di, bu da 10 M'di diye hatırlıyorum. Ee, aynı şekilde bunlar hep çıkıyor. Her yerde bulabiliyorsunuz arkadaşlar bunu. Yani yerlerde zibilyon kadar e, gold mine, ya gold mine belki çok fazla yoktur da mesela chopper mine, iron mine falan yerlerde zibil gibi var yani. Öyle söyleyeyim. Ancak bir de şunun gibi silver ve gold gibi her yer doğum aslında her yerde çıkabilir ama boss mantığıyla rastgele farklı zamanlarda çıkan e, materyaller var. Yine bunlarla toplayabileceğiniz. Bazen şanslıysanız o gün bir yerde silver görürseniz bunu zaten topladığınız zaman kazmanızla 3 tane silver atacak arkadaşlar. Ve bunu da bu şekilde yani şunu bu şekilde tamamlıyor olacağız. Ama burada dikkat etmeniz gereken de mining level'ı 20 seviye yapmanızı istiyor arkadaşlar. Ve elinizde epic pickaxe veya unique pickaxe olmasını istiyor. Yani bizim elimizde bir verip en az bunu almamız lazım. Ayrıca deli gibi bunları habire toplayıp topladıkça mining seviyemizi 20 seviye yapmamız lazım ki zaten bunu takabilelim. zaten 20 seviye altında olursa bunu da toplayamıyoruz. Yani bizim mining'de kasmamız gerekiyor. Eğer bu parçayı da kendimiz toplamak istiyorsak. Tabii ki de pazarda satacak bunları olacaktır. Biz arkeoloji yapacağız diyelim ki. Mining yeteneğimizi geliştiremeyeceğimiz için aynı aynı, aynı seviyede bu eksik parçalarımızı pazardan olacağız. Şimdi bu da böyle, bunda gittik, silver bulduk, topladık. 20 level miningimiz varsa, yoksa pazardan çekeceğiz zaten. Bir daha bir exceptional ember var. Şimdi en önemli şey bu. Dedik ya, arkeoloji yapmamız gerekiyor bizim. Arkeoloji yaptıkça, şu nasıl miningde, şu taşı kırdıkça içinden iron oratıyor ya. Arkeoloji de arkeoloji alanları olacakmış, arkeolojilik yapabileceğimiz, bu tabiri nasıl söyleyebilirim bilmiyorum, arkeoloji yapabileceğimiz alanlar olacakmış. Ve burada arkeoloji yaptıkça bize bu, bu gemstone'lar düşecek. Bunlara gemstone deniyor arkadaşlar. İşte rare ruby düşecek, rare topaz düşecek ee, ya da e, rare ember düşecek. Gördüğünüz gibi renkleri farklı. Sarı renkler genelde varıyorlar için yani str bonusu olan. Yani ps'ler de tabii kullanabilir. Ee, mesela Travelers Inc. str bonus verdiği için turuncu ya da sarı neyse bu onu istiyor arkadaşlar mesela. Aynı şekilde mesela e, sweetness e, okçu veya asas sınıfının yani rock klasının taktığı bir şey. O da hep yeşil istiyor arkadaşlar. Yani bu renkler onlara göre aslında. Şimdi biz kurut ember ya da kurut emerald veya kurut amet nasıl okunuyor bilmiyorum. Kurut safir veya kurut Ruby çıkartacağız. Bunları 3 tane çıkarttığımız zaman bunları dönüştürüp rare ember yapacağız arkadaşlar. Bundan da 3 tane yaptığımız zaman yani bundan 9 tane yaptığımız zaman bundan 3 tane yapabiliriz. Bu 3 tane birleştirip Flawless Amber. Bundan 3 tane yapıp birleştirdiğimiz zaman da Exceptional Amber yapıyor olacağız arkadaşlar. Ve zaten en düşük Exceptional Amber gerekiyor. En düşük takı için bile gördüğünüz gibi. Ee, bu arada Jewel Crafting'i benim level'ı nasıl artacak diye soruyorsanız da biz bunları her birleştirdikçe bakın gördüğünüz gibi e, her biri bize eee 600 X vesaire veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani biz bunları yaptıkça zaten Jewel Crafting'imiz X kazanacak. X kazandıkça da level atlayacak. Level arttıkça da e, şey olacak. E, level 12 bir şekilde yapacağız. Bunları yapa yapa ve ilk takılarımızı yapmaya başlayacağız. İlk takılarımızı yaptıktan sonra zaten mesela Traveler's Earring'i yapmak 45 saniyede yapabiliyormuşuz. 45 saniye yaptıktan sonra 450 saniye boyunca beklememiz gerekiyormuş arkadaşlar. Başka bir takı 450 saniye boyunca yine yapamıyoruz. Ama bunun sonucunda 10.800 X kazanıyoruz. Jewel Crafting için. Ve 500K'da mesela bunun bize maliyeti varmış. Bu arada %100 şekilde yapabiliyorsunuz. Yani yanma riski yok. Bunları bir şekilde topladın. Bir araya getirdiğin zaman %100 45 saniye sonunda size Traveler's Inning veriyor arkadaşlar. Tek tek hepsine bakmayacağım. Ama mesela Pendant'a bakalım arkadaşlar. Mesela Pendant'ta Chain istiyor. Bunda dandik bir neki kırdırarak şeyin elde edebileceğiz. Bu golden, silver necklace falan o tarz şeyleri yani 8 dex veren, 7 dex veren, str, int artık ne veriyorsa onları kırarak elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu rare aksesörü şartta 3 tane istiyor. Yani benim 3 yani maksimum 3 tane rare akses rare e, küpe falan, rare takı kırdırmam gerekiyor arkadaşlar. Yani gidersin 3 tane magus ring kırdırırsın. En az 3 tane zaten çıkacaktır. Her birine en az bir tane çıkacağı için. Onun dışında Bakın bu da gold istiyor arkadaşlar. Şimdi bunlar silver istiyordu. Mesela bu da gold istiyormuş. Yüzük de istiyormuş. Bu hem gold hem silver istiyor. Nasıl satayım? Çok bir boka yarıyormuş gibi. Şimdi gold'u nasıl elde edeceğiz? Gold'da yine mining yaptık diyelim ki. 30 level olmamız gerekiyor. Gold'u 30 level mining seviyesiyle biz toplayabiliyoruz. Ve elimizde unique pickaxe olması gerekiyor arkadaşlar. Zaten unique pickaxe takabilmek için 30 seviye mining'e ulaşmış olman lazım zaten. Dolayısıyla... 30 level yapmadan miningimizi e, bunu toplayamayacağız. Zaten bunu bir kere gördünüz mü bir yerde? Artık nerede nasıl görürsünüz bilmiyorum. Çok şansa gö yani çıkıyor. Çok random bir yerde çıkıyor bu. E, topladığınız zaman zaten 3 tanesi gold veriyor olacak. Bunu da bu şekilde tamamlamış oluyorsunuz. Yine bu sefer 3 yerine 4 tane exceptional ember istiyor arkadaşlar. İşte turuncu renklisini yaparsanız eğer işte 4 tane bu geometrik artıyor işte. E, bundan bir tane için bundan yapmak için bundan 3 tane e bundan 3 tane yapmak için bundan 9 tane. Ee, işte bundan da bir tane yapmak için bunu yani burası da 27 tane istiyor. Bundan toplamda 27 tane üretmemiz lazım. Bundan bir tane yapabilmek için. Geometrik şekilde artıyor. Eksponansiyel şekilde. Şimdi bu şekilde ama şimdi bir de taşlara gelelim. Şimdi daha güzel takılar var tabii ki de yapabileceğimiz arkadaşlar. Mesela mesela gittik abi biz yıl oldu ikimiz... 38 falan baya ee, level <laughs> craftingimize gittik ne yaptık mesela 34 seviye yaptık diyelim ki arkadaşlar tamam mı ve storm earring yapmak istiyorum ben şimdi storm earring yine basic earring istiyor bunu artık anlatmıyorum dandik bir küpeyi kırdırdınız zaten size basic earring verecek unique aksesuarı şart istiyor bunun için unique takı kırdırmamız lazım ki içinden çıksın ya da şey de dediler bu arada. BP karşılığında Unique Accessory Shard vs. satın alabilecekmişiz. Yani Battle Point karşılığında PK'da kazandığımız puanlarla. Ee, ama kaç para yani kaç BP olur bilmem bir tanesi. Onu bilmiyorum. Açıklamadılar. Yine 3 Silver 3 Gold zaten bunu biliyoruz. Buna takı kırdırarak en kötü elde ettik zaten. Exceptional Emerald 2 tane istiyormuş. Exceptional Ruby de 4 tane istiyormuş. Bunları zaten anlattım. Arkeolojide e, topladığımız taşları bir araya getirerek 27 taneden bir tane bundan yapabiliyorsunuz. Yani 54 taneden iki tane yapacağız. Buna 27 çarpı 4 adet gerekiyor. Bunu yapabilmek için de. Buraya kadar okey. Ama baktığımız zaman Sapphire of Air ve Agility Stone istiyor abi. Şimdi bunları nereden çıkartacağız? Şimdi bunlar çok önemli ve farmda da büyük rol oynayacak arkadaşlar. Şimdi Agility Stone zaten bakın. Gördüğünüz gibi rengi zaten yine yeşil abi. Aynen bunun gibi. Bu yeşil renkli şeylerin çoğu rock klası için... E, gerekli şeyler. Muhtemelen bu Storm Earring dex veren bir taka diye düşünüyorum. Şimdi bu mesela Agility Stone mesela değerli bir şey olacaktır. Çünkü Rock Class'ında ait her şeyde neredeyse kullanılıyor. E, silahlarda, takılarda, zırhlarda. O yüzden bunu mesela çıkarmak çok güzel, karlı olacaktır diye düşünüyorum. Bunlardan çıkartacağız. Hemen onu göstereceğim arkadaşlar. En başa zaten bunu yazmışlar. Şöyle bir de büyüteyim. Şuradan büyütebilir miyiz acaba biraz daha? Aynen daha iyi görüyorsunuzdur umarım. Agility Stone için arkadaşlar. Ee, bildiğiniz eğer Project oynuyorsanız Moonwild miydi? Moonwild Village mi yani Öyle bir yer var mesela. Orada Sabatör denen bir yaratık var. Onun için çıkabilecekmiş. Aynı şekilde aynı haritadaki Manticore'dan çıkabilecekmiş. Skull Splitter biliyorsunuz. Kaçıncı katta hatırlamıyorum ama Narun Tower'ın sallıyorum. 13. katında falan bu. Ondan çıkabiliyormuş. Ee, yani e, bu yaratıkların gücü bu arada. Yani kesme zorluğu sağdan sola doğru artıyor arkadaşlar. Tyrant bildiğiniz gibi Death Valley'de ki bir boss. Yani boss demek yani tek başınıza bile kesebilirsiniz ama boss sınıfında bir şey. Ee, herhalde bir boss onu bilmiyorum. E, yani bunları farmlayarak bunları çıkartabiliriz. Tabii ki de Saboteur'dan çıkma şansı e, Tyrant'a göre daha düşük arkadaşlar. Ama seri şekilde Saboteur kesebiliriz. Ee, Tyrant'a nazaran. Çünkü çok daha basit ölüyor ve Tyrant hep çıkmıyor. Bazen çıkıyor falan filan. Bunları yani bu listeyi bu konudan bulabilirsiniz arkadaşlar ben bunu zaten linkini yine açıklama kısmında bırakıyor olacağım. Taşlar da ne nereden çıkıyor? Buradan görebilirsiniz. Bir de şeye bakalım. Mesela Sapphire of Air gerekiyormuş. Ona bakalım nereden çıkıyormuş. O da burada. Sul Slayer'dan Oracle'dan vesaire çıkıyormuş. Elemental Caster, Mattas Lighting Guard gibi Dandik yaratıklarla çıkıyormuş. Bunlar da dandikler. Hepsi dandik abi. 65 level olduysanız hepsini kesebilirsiniz mesela bunun için. Bu da böyle. Yani bu bu, bu listeden neyi nereden çıkartabileceğinizi bu taşlar için şunlar için anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani takı kısmı zaten bu şekilde. Yani bizim Jewel Crafting yapmak için arkeolojiye yönelmemiz lazım ama sadece arkeolojiyle iş bitmiyor. Çünkü öyle şeyler istiyor ki e, mining de istiyor arkadaşlar. Yani mining ve arkeoloji gerçekten önemli. Şimdi göreceksiniz. Mining diğer yerlerde de kullanılıyor abi. Ha bu arada bakın epic takı falan yaparken Şuradan göstereyim. Abi 10 milyon crafting cost istiyor yani. 10 eme yapacağız bir tanesine. Ya da 8 m isteyen var. 50 m isteyen var. Onu burada görebilir miyim acaba? Bir yerde görmüştüm. Neyse yani buradan bakarsanız 50 m isteyen bir takı vardı. Bir tanesini üretmek için. Yani her şeyi bir yere getirdim de 50 m para vereceksin. Gerçekten zor. Şimdi silahlara bakalım. Şimdi Weapon Smithing diye bir tane sınıf var arkadaşlar. Hemen şuraya bakalım. Öncelikle e, weapon smithing ne istiyor? Weapon smithing, blacksmithing ve carpentry istiyor. Yani weapon smithing'i yapabilmek için bizim black blacksmithing'i güçlendirmemiz lazım. Blacksmithing ne istiyordu? Mining istiyordu. Yine karşımıza madencilik çıktı yani. Şuradaki mining çıktı. Aynı şekilde carpentry istiyor. Carpentry zaten marangozluk demek. marangozluk da doğal olarak ağaç kesmeyi istiyor. Onu da geliştirmemizi istiyor yani. Biz armor, pardon, weapon smithing yaparken ya e, mining kullanacağız ya da carpentry yapacağız. Benim bildiğim kadarıyla ikisiyle e, elde ettiğimiz eşyalarla e, yaptığımız weapon smithingler zaten bizim weapon smithingimizi arttırıyor olacak level'ını. Şimdi biz weapon smithing yapmak için bakın böyle çok dandik silahlar var, var üretebileceğimiz. Şimdi diyeceksiniz ki ulan ben bu training knife'ı niye üreteyim abi yani ne yapacağım mı basacağım bir yerime mi bir şey yapacağım diyebilirsiniz ama yapmanız lazım. Yapmak zorundasınız arkadaşlar. Çünkü bizim weapon smithing level'ımızı sallıyorum. Ee, şöyle bakalım. Abi 34 level yapabil yapabilmemiz gerekiyor ki bir tane harç seeker yapabilelim. E ee, 34 level nasıl yapacağız abi? Harç seeker şu an üretemiyoruz. Dandik silahlar üreteceğiz ki abi de. Ee, X kazanalım. Yani bir tanesinden mesela 720 X kazanacağız. Hani bir level'dan iki level atlarken kaç X istiyor bilmiyorum ama Habi bunları yapacağız ki weapon gibi biz 1 level, 2 level, 3 level, 4 level, 5 level ta 34 level kadar çıkartabilelim. E bunları yapabilmek için de mesela ne istiyor? Mesela training knife'ı ya da şundan göstereyim daha basit. E, Woodcutters aksı yapabilmek için oak plant ile iron bar istiyor. Iron bar zaten mining ile elde edebileceğiniz bir şey. Yani mining'den bir şeyler toplayacaksınız. Sonra Black blacksmithing mesleğiyle iron bar'a dönüştüreceksiniz elde ettiğiniz şeyleri. Hatta onları da şuradan gösterebilirim çok hızlıca. Burada mıydı? Bir yerde vardı abi. Aynen burada burada. Mesela Iron Plate mi gerekiyordu? Ne gerekiyordu? Iron Bar gerekiyormuş arkadaşlar. Şimdi Iron Bar nerede? Evet. Mesela biz 5 tane Iron birleştireceğiz. Black Smithing mesleği altında. Bir tane Iron Bar, yap bar yapacağız. Ee, bunu buradan elde edeceğiz. Oak Plant ise şöyle bakalım hemen. Bu da ağaçtan geliyordur. Aynen. 5 tane oak timber kestiğimiz zaman şey pardon 3 tane oak timber bir araya getirdiğimiz zaman oak plank yapıyor. Bir tane oak timber da 3 tane oak wood'dan yapıyor. Bu zaten en dandik ağaçtan çıkan şey bu arada. Ee, nereden ne çıkıyor diye merak ediyorsanız bu arada arkadaşlar. Bakın bize iron ore gerekiyor değil mi mesela. Bakın iron ore mayını ben bir yerde görürsem bunu çapaladığım zaman bana iron ore atıyor zaten. 5 tane. Ya da ne bileyim e ee, o akti gördüğünüz zaman içinden o çıkıyor. Gibi gibi bunları bu şekilde toplamanız lazım ki weapon smithing'izin levelını arttırın. Yani mining, marangozluk, arkeoloji hepsi çok önemli. Hangisini yaparsanız yapın iş yapacaktır ama hepsini aynı anda yapamazsınız. Bir tanesini seçin. Diğer parçaları pazardan çekeceğiz. Ee, aynı şekilde diyelim ki eee ma yöneldiniz. Abi gidip yaptığınız ayrım barları pazarda satabileceksiniz çünkü Çünkü arkeoloji yapanlar Satın alacak yani bunu ikisini de geliştirmesi çok zor ee, Şimdi bunları bu şekilde geliştirdiniz o yüzden bak buradaki Excel önemli ee, Yüksek e, yani bunları bu yüzden yapacağız yani kullanmayacağız Niye yapayım diye düşünmeyin x kazanmak için her türlü yapmamız gerekiyor bunları Umarım çok karışık anlatmıyorumdur bu arada ee, Ben güya anladım ama ben bile anlatırken karıştırıyorum şu an ee, Şimdi Mesela abi şöyle güzel bir durum var burada. Onu söyle ben bunu kesin. Yani umarım baştan sona dinliyorsunuzdur abi bu videoyu. Ee, şöyle level 34 yaptık diyelim ki biz e, weapon smithing yeteneğimizi. Abi hard secret yaptık diyelim ki tamam mı? Hard secret yapmak için ne gerekiyormuş? Odun gerekiyormuş. Mining'den elde ettiğimiz şeyler gerekiyormuş. Ee, bir de şöyle değişik değişik taşlar gerekiyor. Bu mesela poison Rock'tan çıkacak. Venom Golem'den falan çıkacak. Yani o taze yaratıklardan çıkıyormuş. Dediğim gibi bu, bu taşların e, o hangisiydi mesela, hemen Poisonous Essence abi onun ismi, o yeşil şeyin ismi. E, Poisonous Rock'dan, Venom Golem'den, Poisonous Skeleton'dan, bu zaten 50 level falan bir yaratık yani mesela. Sabah akşam bunu keseceksin abi, bundan 2-3 tane belki düşürürsün. Şu an bu arada bu stone'ların e, çıkma oranı, drop'u aşırı azmış şu an, zaten bana bir kere falan düştü bunlardan. Eee... Ama bu sistem geldiği zaman bunun dropları arttırılacakmış ki yani insanlar çıkartabilsin. Şu an bilerek bunun dropları düşükmüş. Yani bana hiç çıkmıyor bunlardan diyorsanız şu an özel olarak çok nadir atıyormuş bunları yani. ileride artacakmış drop oranları. Ee, bir de abi bakın. Şimdi bunlar gerekiyor. Bir de işte hani Epic Weapon şart istiyor. Bunu zaten nasıl elde ettiğinizi zaten biliyorsunuz. Herhangi bir Epic silah kırdığınız zaman değerli veya değersiz içinden en az bir tane bundan atıyor zaten. Bu... Ee, e, ee, bu arada diyelim ki bunları bir araya getirdiniz. Ve abi har yapmayı bekliyorsunuz. Ama o gün diyelim ki şanslı gününüzdesiniz. Tamam mı? Çok şanslısınız o gün. Hop. Enhanced Heartseeker yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunun iyileştirilmiş versiyonu. Yani Night Online oynadıysanız neydi adı ya? Mesela Raptor vardı. Bir de eee bir şey Raptor, Exceptional Raptor var. Exceptor diyorduk. Exceptor vardı mesela. Exceptional Raptor. Onun AP'si daha fazlaydı normal Raptor'a göre. Ee, mesela gördüğünüz gibi atak Power bunun 116 iken bunun 118 arkadaşlar. yani tamamen şansa har Seeker'ı beklerken Enhanced Heart Seeker çıkabilir. Ee, bu arada burada Art 8 gözüküyor ya bunlar. Art 8 çık yaptığım zaman Art 8 olarak gelmeyecek tabii ki de. Artı 1 olarak gelecek. Onu zaten şurada yazmışlar arkadaşlar. Artı 1 olarak gelecek. Biz bunu tabi basarsak artı 8 yaparsak e, kurban keseriz zaten. E, şimdi sporta bakalım. Archsword da yine kendimiz yapabileceğiz. E, burada da farklı farklı şeyler istiyor. Yani hepsi teknik tek açıklamıyorum. Stoneların zaten dropları belli. Bunlar zaten demirle ilgili şeyler. Şu üçü bu da e, nedenle odunculukla ilgili bir şey. Yani odunculuk mesleği, marangozluk mesleği üretebileceğimiz bir şey. Hepsini ben nasıl yapacağım diye düşünmeyin. 2-3 tanesini kendiniz çıkartacaksınız, yapacaksınız. Geri kalanı satın alacaksınız arkadaşlar. Yani öyle olmak zorunda gibi geliyor bana. Bunu birkaç kere tekrar ettim. Bence önemli bir şey. Ee, Golden Bow yapabiliyor muyuz abi acaba? Kesin yapabiliyoruzdur. Bu arada. Neyse bu çok önemli bir bilgi değil. Ee, Golden artı 8 basmak istiyorum. Çünkü belki kolay üretilebiliyorsa bas, bas, basarız. Yani yapıp yapıp basarız. Şimdi bir de zırhlara gelelim sonra artık videoyu bitirelim arkadaşlar. Şimdi zırhlara baktığımız zaman bunun için tailoring istiyor arkadaşlar. Tailoring mesleğini yapmamız lazım. Tailoring peki ne istiyor? Yani tailoring nasıl gelişiyor ona bakalım. Ee, bakalım bakalım. Tailoring skinning istiyor arkadaşlar. Şimdi skinning şu an oyunda zaten yoktu. Skinning bildiğiniz yüzme. Yani yüzme derken deri yüzme. E, belli hayvanların oyunda belli hayvanlar olacak o hayvanların derilerini biz yüzeceğiz ve bunları skinikle elde ettiğimiz derilere tailoring mesleği altında birleştirerek bir şeylere dönüştüreceğiz ve bu dönüştürdüğümüz şeyleri mesela e, zırh yapımı da kullanacağız arkadaşlar yani temel olarak tailoring tailoring yani zırh yapımı ne istiyor e, Skinning istiyor arkadaşlar şimdi baktığımız zaman e, mesela Şöyle farkları var. Mesela biz bunları zaten şu an mağazadan satın alabiliyoruz ve artı basabiliyoruz. İşte ne bileyim. şeyler falan. Ne derler? BP'ler, Mej'ler vesaire bunları kullanıyor zaten. Bu ledir set'leri kullanıyor. Ama baktığınız zaman abi bunların eee HP, MP bonusu falan var. Craft ettiğiniz zaman normal öyle bir şey yok. Ama baktığınız zaman verdiği STR bonus ya yani stat bonus dediği şey STR olabilir, DEX olabilir artık ne bastıysanız daha az veriyor arkadaşlar. Ee, normal versiyona göre. Craftlanmamış, lootlanmış versiyonuna göre. Ee, böyle bir eksisi var ama baktığınız zaman mesela looted armorlarda yani çıkardığınız şeylerde 60 stand point verirken 60 str ver verirken 8 artı 8 bastığınızı düşünelim. kraft ee, craft yaptığınız zaman bu 40'a düşüyor ama HP ve MP bonusu var. Ayrıca bir de set bonusu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hepsini 5'inde böyle craftlarsanız taktığınız zaman ee, tüm canavarlara karşı %3 defans bonusunuz oluyor. Bu da aynı şekilde silahlarda olduğu gibi şansınıza enhanced versiyonu çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Yani iyileştirilmiş versiyonunu üretebilirsiniz şansa. Bu durumda da e, stat point'ı 45'e çıkıyor HP'si. 250'ye çıkıyor HP bonusu. MP'si ise 50 düşüyor. Ama set bonusu e, %3'den %5'e çıkmış oluyor. Gibi gibi. Bu şekilde de bunlar var. Şimdi bir de güzel armorlar. Mesela Epic'leri de kendimiz yapabileceğiz arkadaşlar. bunun için işte yine deri ile ilgili bir şeyler istiyor. Yine mining ile ilgili bir şeyler istiyor. Yani mining ile ilgili bir şeyler derken mining yaparak çıkardığımız şeyleri e, blacksmithing ile ürettiğimiz materyalleri istiyor. Bir de armor, epic armor şart istiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela işte bu kolluk gauntlet e, kolluk için iki tane bundan isimlerini yazmamışlar. Bilmiyorum isimlerini. İki tane bundan, bir tane bundan. iki tane iron plate, iki tane gold plate, iki tane de e, armor shard gerekiyor. Bu gold plate, gold plate neydi diyorsanız dediğim gibi arkadaşlar burada. Bakın gold plate. Bunu şu iron orlar, morlar bilmem nelerden yapmamız gerekiyor. E bunları nasıl yapıyorduk derseniz, nereden çıkartıyorduk derseniz de abi Yollarda gördüğümüz bu tarz madenlerden çıkartıyorduk. Tekrar tekrar söylüyorum. Daha anlaşılır olması adına. Ee, dediğim gibi bu şekilde İmperyal Set'te gelecek gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi bunlara baktığımız zaman e, bunlar da yine benzer şeyleri istiyor. Yani aynı materyallerden farklı sayılar da istiyor bu sefer. E, şimdi bir de şöyle bir gidelim. Kaçırdığımız bir şey var mı diye bir bakalım. E, ha şu güzel silahlara bir bakalım ya öyle değil mi? Abi mesela Viper Art 8 yapabileceğiz. Çok güzel bir bow bu. Gold Bonus falan var yani. Tam farmcı için müthiş seçim. Bunun Dagger versiyonu da var galiba. Yok. Aynen. Yani herhalde altın veren bir de vardır diye düşündüm de ben şu an muhtemelen göremedim. Ama vardı hatırlıyorum. Şimdi mesela bunun da Enhance versiyonu var. Ee, ve işte Poison Damage'ı mesela 92'ye çıkıyor. Ata 124'ten 126'ya çıkıyor. Baktığın zaman iki tane... Abi Unique Weapon Shard istiyor. Yani iki tane Unique item kırdırmamız gerekebilir. Bu ikisini elde etmek için. Yani bayağı şey... Bunu yapması gerçekten zor olmuş. Ee, Baktığınız zaman... E, yine yani e, Weapon Simiting ne istiyordu? Marangozluk ve... E, Blacksmithing istiyordu. Yani madencilik ve marangozluk istiyordu. Ee, şimdi bunları da şeylerden çıkartacağız işte. Ne derler? Ağaçlardan çıkartıyor olacağız. Şu taşları da isimleri yukarılarda muhtemelen yazıyordur her birinin. Burada bir daha yazmamışlar. Ee, ama bu taşların her birine zaten bunu söyledim. Bojizrak'tan ve golemden çıkıyor diye. Ee, bunları nereden çıktığını zaten buradan yine görebilirsiniz arkadaşlar. Tek tek isimlerini öğrenip yani şu infografiyi detaylı incelerseniz hepsinin ismi bir yerlerde bir şekilde yazıyor arkadaşlar. Her sifirinde sadece yazmamışlar. Öyle söyleyeyim. Mesela burada muhtemelen aynen. Her birini bulup şurada hepsinin ismi yazıyor mesela şu taşların. Ee, bu şekilde yani sistem bu şekilde. Yani bu sistemi bu şekilde kurmak e, bence zor olmuş bu arada. Ama güzel olmuş. Ama bunun mantığını kurmak gerçekten çok büyük zaman almıştı arkadaşlar. E, hepsinin bir mantığı var. Hepsi bir şekilde birbiriyle bağlantılı. Hepsinin de bir dengesi var. Bunu yapmak hiç kolay değil. Yani bu işin yazılım kısmı vesaire değil de bu işin sistem dizaynını yapmak gerçekten çok zor olmuştur. Yapanların eline sağlık. Umarım şey olur. Yani feasible olur yani ne bileyim. Benim 3 yıl sürmemiz umarım epik bir silah yapmam. 3 yıl zaman almıyordur umarım yani. Umarım 3-4 ayda 5 ayda maksimum. Artık doğru düzgün siteler yapabiliyor duruma gelirim en azından hani bir tane falan yapabiliyor duruma gelirim ki e, mantıklı olsun yani 3-4 yıl boyunca bir şey uğraşacaklık sıkıntı e, ama onu da zaten oyunda zamanla anlayacağız onların zaten herhalde testlerini vesaire yapmışlardır oyuncular için umarım uygun yapılabilir bir sistemdir bu. E, bu şekilde e, umarım düzgün anlatmıştım arkadaşlar umarım e, yani anlaşılabilir anlatabilmişimdir. E ee, Bu şekilde ben de daha fazla artık oyun'a geldikten sonra daha fazla bilgi sahibi oldukça daha fazla bilgiler size vermeye çalışacağım. Ee, yine zaten sıfırın okçu serimiz var sağ üstten de e, görebilirsiniz ee, o serime ulaşabilirsiniz. Ee, Karakterlerimiz zaten ben artık madenciliktir, arkeolojileri vesaire bunları yapmaya başlayacağım. Ee, yaparken de bölümlerde bunlardan bahsediyor olurum. Ee, yine hangi zorluklarla karşılaştık ya da hangi mesleğe yöneldiğimi e, merak ediyorsanız. Sıfırdan okçu serimi takip ederseniz şu an 26. bölümü falan zaten yayınladık. Ee, artık 28, 29. bölümde artık madenci madenciliği vesaire başlamış olurum diye düşünüyorum. Oranı takip edebilirsiniz, bilgi sahibi olabilirsiniz. Ee, i̇zleyen herkese tekrar teşekkürler. Abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Gerçekten bunları anlayabilmek için e, zaman harcadım. E, Siz de abone olursanız e, çok güzel bir teşekkür olur benim için. E, hepinize iyi oyunlar diliyorum. Ee, görüşmek üzere. Haydi kendinize çok iyi bakın. Bay bay.